Rabbim inşallah hayırlı hizmetlere başkanlığınızı vesile eylesin. Partimizde yeni bir dönem başlıyor. Bu döneminde hem sizin çalışmalarınız açısından, hem bizim çalışmalarımız açısından, hem de ülkemizin ve şehrimizin genel siyaseti açısından inşallah hayırlı olmasın. İnşallah. Allah'tan temenni ediyorum. AK Partimizde 2 yıl Merkez İlçe Başkanlığı, peşinden 3 yıl İl Başkanlığı, oradan bir 5 yıl var. Değişik sivil toplum örgütlerinde vesaire de aynı şekilde görevleriniz oldu. Bunları belki biz bir dönem olarak, bir süreç olarak yaşayıp geçiyoruz ama bunların her birisi bizim için farklı tecrübeler demek. Kişi olarak, insan olarak olgunlaşmamıza, yetişmemize zemin hazırlayan, fırsat hazırlayan ortamlar demek. Bunların hepsini böyle görüyoruz, böyle düşünüyoruz. Tabii ben bu olaya bu pencereden baktığımız zaman da inşallah bu tecrübeyle başarılı bir il başkanlığı dönemi yaşayacağınıza yürekten inanıyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle, belediyesiyle, siyasetin diğer aktörleri olan milletvekillerimizle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Bu konuda siz de aynı şeyi düşünürsünüz, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Muhalefet partilerimizin sözcülerine sorduğumuzda da onlar da bundan daha farklı bir şeyi doğrusu söylemezler, söyleyemezler. Buna mecburuz. Çünkü Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreç içerisinde bizim her birimizin diğer arkadaşımızın yükünü hafifleten, işini kolaylaştıran bir pozisyonda olması lazım. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda Irak kaynıyor, Suriye kaynıyor, Libya kaynıyor, Mısır kaynıyor ve komşumuzda yanan ateş ne yazık ki zaman zaman bizi de yakıyor. Orada oynanmak istenen büyük bir oyun var ve Türkiye 100 yıl sonra bıraktığı yerden bugün yeniden oyuna müdahil oldu ve etrafımızda çizilmek istenen bu haritaya bu defa rıza göstermeyeceğiz. Oradaki oyunu inşallah biz bozacağız. Yeni anayasa gündemimizde. Bunun hemen devamında referandum söz konusu olacak. İnşallah çizmelerimizi giyip yeniden yollara çıkacağız. Sonrasında başkanlık sistemiyle ben inanıyorum ki Türkiye bunu başaracak ve başkanlık İnşallah. Sistemiyle de daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. Ve belki bir erken seçim söz konusu olacak. Bunların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını belki diyerek ifade ediyoruz ama belkiler kuvvetle muhtemel olan durumlardır. Artık bunun kararını yukarıda siyasi partilerimizin genel başkanları, başbakanımız, cumhurbaşkanımız vereceklerdir. Bu süreçte Çorum'da bir siyasi aktör olarak, belediye başkanı olarak benim üstüme düşen şey de Çorum'un işini kolaylaştırmaktır. Burada AK Parti il teşkilatımızın işini kolaylaştırmaktır, sizlerin işini kolaylaştırmaktır. Biz arkadaşlarımızla beraber bugün hem bunları sizlerle paylaşalım hem de başarı dileyelim, tebrik edelim. İşlerinizde, güçlerinizde Allah hayırlar versin, kolaylıklar versin diye duamızı yapmaya geldik. İnşallah. Birlikte, hep beraber milletvekillerimizle, sizinle, diğer belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, teşkilat başkanlarımızla güzel bir hizmet yapacağımıza yürekten inanıyorum ben. Siz de ifade ettiniz, biz daha önce de siyasette bulunduk. AK Parti'nin kuruluşundan önce çocukluğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla geçti zaten. Çocukluktan itibaren. Gene sizin de aynı şekilde. AK Parti'yi de birlikte kurduk. İl başkanı olarak siz, Kurucu Merkezi ilçe başkanı olarak biz birlikte kurduk. Genç yaşlardaydık tabii, daha genç, 30-31 yaşlarında sorumluluk üstlenmiştik. O süreçleri yaşadık. 10 yıl sonra tekrar bize son gelişmelerle birlikte Sayın Başbakanımız tarafından il başkanlığı tevdi edildi. Tabii şimdi daha tecrübeli, daha olgun, daha ayağa yere basan insanlarız. O güne göre daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum ben. Ben bütün dileklerimize katılıyorum. Bugün milletvekillerimizle, belediye başkanımız olarak sizle ve diğer teşkilat mensuplarımızla inşallah güzel hizmetler yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz uyum içerisinde olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Bu makamları daha iyi hizmet yapmak için meşgul ediyoruz. Bunun dışında bir şeyimiz olamaz, amacımız olamaz.
Dolayısıyla inşallah güzel hizmetlere vesile kılar. Ziyaretinizden son derece mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede de iadeyi ziyarette bulunacağız.